Mahmut Bey, hoş geldiniz. Her zamanki masanızı hazırlattım efendim. Buyurun. İki kişi olacaksınız herhalde. Hoş bulduk. Evet, bir kız arkadaşım gelecek. Geldiğinde yönlendirirseniz sevinirim. Elbette. Buyurun. Hoş geldiniz hanımefendi. Buyurun. Rezervasyonunuz var mıydı? Onur Sarıhan mı? Hah. Onur Bey geldiler. Buyurun efendim. Teşekkürler. Onur Bey, misafiriniz geldiler efendim. Tamam, teşekkürler. Merhaba, hoş geldin. Ayakta kaldın, otursana. Ha. Ay. İyi misin? Otur lütfen. Kendine gel. Haklısın. Beklediğinden çok çok iyi. Hatta hayallerinin bile ötesinde ama kendine gel. Gülümse. Sempatik görünmeye çalış. Ay çok da gülümseme salak olduğunu düşünecek. Anne seni çok seviyorum. Beklediğimden çok daha salak. Ah anne ah. Vallahi kesin o da benden hoşlandı. Şarap içer miyiz? Ben içmesem daha iyi. Öyle mi? Neden? Beni tanısan asla böyle bir soru sormazdın. Bünyeme, midesel. Anladım. Tamam. Ben bir meyve kokteyli alabilir miyim ama alkolsüz olsun. Peki efendim. Onur Bey, siz her zamankinden mi içersiniz? Aynen. Alkolsüz kokteyl. Onur Bey her zamankinden. Tamam. Dur. Kokteyl alkollü olsun. Tamam. Koy bakayım ona biraz alkol. Kim bilir beyaz önlük nasıl da yakışıyordur. Allah'ım, doktor eşi mi olacağım şimdi? Çok havalı değil mi? Hele çocuklarımızı düşünemiyorum bile. Hem yakışıklı hem akıllı. Eve döner dönmez annemin ayaklarını öpeceğim. Kesinlikle tipim bu. O kadar belli ki. Kendine güvensiz bir kere. Paris'te moda eğitimi almış birine göre fazla sıradan. Daha çok öğretmene benziyor. Bu arada bayağı bir değişmişsin. 10 yaşındaki haline göre. Ya o halimi görmüş olmanız utanç verici. O halimi görüp buraya gelmeniz beni çok mutlu etti. Sizi bizi konuşmayalım istersen. Olur. Teşekkürler. Teşekkürler. Demek Paris'te moda eğitimi aldın ha? Anne bu kadar abartmış olamazsın. İyi misin? İyisin değil mi? Garip bir tadım. Beğenmediysen hemen başka şey söyleyelim. Yok ya. Yani ilk içince böyle kötü oldu da şimdi iyi gibi. Güzel bir şey kalsın. Peki. Nerede kalmıştık? Paris'te moda eğitimi almıştın ya, ondan bahsediyorduk. Aldım sayılır. Sayılır. Derken? Ay. Kanada alır mısınız? Dur, onu ben bitirmedim. Alayım bir tane daha. Ben seninle açık konuşacağım. Lütfen. Annem biraz abartmayı sever de. Bu randevuyu da o ayarladı. Buraya gelmem için çok ısrar etti bana.
güzel. Sen de benim gibisin bayağı. Yani şu an içim rahatladı. Ben de seni kırmadan, incitmeden buradan nasıl ayrılırım diye düşünüyordum. Meğer aynı fikirdeymişiz. Ben ve sen imkansız, değil mi? Hani... Çok pardon, çok pardon. Yani yanlış anlama. Çok iyi kalpli ve tatlı bir kıza benziyorsun. Onu demek istemedim ama bu işler böyle olmaz. Bence de ben, çok pardon, sana katılıyorum. Doğru. Ne öyle, değil mi? Kalkalım o zaman. Yemek falan söylemeyelim, kalkalım biz, olur mu? Acelemiz yok o kadar ya. Yemeklerimizi yiyelim, sonra kaçarız. Yok. Gidelim ben, bence giderim. Tamam. Kırdım mı ben seni? Ya sen dürüst olacağım falan deyince ben de çok açık sözlüyümdür. Öyle içimdekileri bir anda sana söyledim yani. Kusura bakma. Tamam madem kırmadıysan. Neyse. Çok mu sıcak burası? Bilmem. İyi gibi ama. Bir yandım ama. Ya ben bir tane daha alayım mı ya? Kalkıyordum. Tamam. Bir tane. Tamam. Aynısından. Çok sıkıldım ya. Hadi kalk gidelim buradan. Kalkalım artık gidelim. Ay. Sen iyi misin? Çok iyiyim. İyiyim. Çok iyiyim. Hadi çıkalım. Afiyet olsun. Gel. Hayırlı akşamlar. Gel otursun. Tombak sohba. Arabayla mı geldin? Çok saçma bir soru oldu. Nasıl kullanacaksın değil mi artık? Neyse hadi gel, ben seni bırakacağım, gel. Olur. Doktor maaşı ne kadar mesela? Doktor maaşı mı? Ben seni. Ne doktoru ya? Evet ya, ben bunu onu soracaktım. Sen de doktorsun. Bakıyorum karanlık. Of çok sıcak ya. Uf. Ne yapıyorsun? Işık almayımı açsana. Ya saçmalama, burada soyunamazsın. Ay soyunurum, güneşleneceğim ben yatıp. Güneşleneceğim mi? Evet. Ya saçmalama. Şuraya aç. Ya, niye açayım, sandık mı? Evet ya, dışarı ben gitmek istiyorum. Al açtım. Al. Ay, çok eğleniyor ya. Oldu mu? 5 günde harcar. Sever misin karanlığı? Bak sevdalar. Bir şey diyeyim ya. Sen de gelsene. Nereye gelin? Ha oldu, geleyim. Arabayı kim kullanacak? Ne bileyim. Çok güzel burası ya. Ya bak yine aşağı gideceksin. Ya insene aşağı. Durur musun? Düşeceksin. Ya lütfen gidelim, gidelim. Ne olur.
Atanabilsem keşke, tutur kulağını dönüyor. Bir atanamıyorum bir türlü. Atanabilsem o da olmuyor ya. Ben atanamadığımı sana anlatmış mıydım ya? Evet, anlatmıştın. Sen kıza mı baktın ya? Ulan hepiniz aynısınız be. Ya kıza falan bakmadım. Sakin ol. Ha, peki bir şey diyeceğim. Hı. Ben neden atanamıyorum ya? Neden atanamıyorum ben? Çok sinirim bozuluyor. Neden atanamıyorum? Bence bunu çözebiliriz ya. Dur. Dur. Bekle. Ben seni götürürüm. Vay be adam. Bak. Önünüze bakın. Önünüze bakın hepiniz. Dünya dönüyordu. Dünya. Acil çıkış mı? Adilen çıkmam gerekiyor buradan. Amcam var, yengem var. Amca. Bir şey konuşacağım. Ha? 14. Kaç bu? 309 bu. Tamam. Tamam mı? Anahtar var, burada şey var. Dur. Kart var. Aslan gibi çocuksun valla. Aç kart. Açamıyorum. Ay. Ya yanlış kart mı? Kredi kartı mı o benim? Hayır, kredi kartı değil. Anahtarı anlayışlı o. Çok uçuyorsun, aç. Git. Ay, git ya. Dur. Efendim anne. Onurcuğum, Pelin Su'yla akşam buluşamamışsınız. Buluşamamış mıyız? Restoranın önünde ufak bir kaza geçirince görüşmenize gecikmiş. Sen de beklememişsin. Telefonla aramış ama açmamışsın. Anne emin misin sen? Evet oğlum. Pelin Su şu an yanımda, kendisi anlattı. Pelin Su yanında mı? Anne ben seni birazdan arıyorum, tamam mı? Onur sen neredesin? Ha tamam oğlum, iştesin. Tamam sen müsait olunca bizi ararsın. İyi günler, iyi günler, öpüyorum. Henüz annemin yanındaysa bu kız kim? İnanmıyorum. Onur ne yaptın sen? Sen ne yaptın Onur? Ya? Niye bağırıyorsun? Bir sakin ol. Ya bizim burada ne işimiz var? Ben niye buradayım ya? Rezil olacağız. Cam açık. Sen bana bir şey yaptın değil mi? Ya ne yapacağım? Sen bana bir şey yaptın ve ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Yemin ediyorum sen bana bir şey yaptın. Söyle çabuk. Söyle. Yemin ediyorum seni öldürürüm. Eyvah ya. Bana bir şey yaptıysan doğru söyle dedim. Ya ben sana bir şey yapmıyorum. Ne yapıyorsun ya? Bir şey söyleyeceğim. Bak bir şey yapma. Doğru söyle dedim.
Ya ben sana ne yapacağım? Zaten bir şey yapmış olsam hatırlardım, değil mi? Hatırlamıyorum, yok. Çünkü öyle bir şey yok, yapmadım. Emin misin? Emin misin dedim? Eminim ya. Sakin ol. Ya ben de hatırlardım, o kadar kötü olmak aslında. Yani işte. Ama biz neden buraya geldik? Ne saçma ya? Ya bilmiyorum. O zaman dün geceyi unutalım, tamam mı? Tabii ki. Güzel. Zaten bundan sonra görüşme gibi bir niyetimiz de yok. Ya mümkün değil, senle ben. Bir zahmet, bir zahmet. O zaman çıkalım hadi. Vallahi nasıl rahatladın belli değil ya. Aynen. Değil mi? Sen çok saçmaydı. Bence de çok saçmaydı. O zaman? Ve çok memnun oldum. Bir daha görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Hoşça kal, hoşça kal. Telefonu nereye koydum ya? Kafa bırakmadım kız. Ben de. Rezaletin son perdesi. Annem. 48 cevapsız mı? Ay annem kesecek beni. Kızım sen kimsin Lale ya? Sen kimsin ya? Gelir misin artık? Kız yok. Nilüfer ablamı aradım, ona da gitmemiş. Gel gel. Allah Allah. Allah kahretsin. Şeyi hastaneye arayalım. Yok ya şeyi. Şeyi arayalım. İtfaiye. En iyisi itfaiye arayalım. İtfaiye niye arıyoruz? Bu Lale bunun nereden çıkacağı belli mi olur kızım? Anladım. Aa anne. Çöp çatan kadını mı arasak acaba? O biliyordur belki. O sen. Gel o. Tamam canım. Sağ ol. Oğlanla buluşmamış gibi. Buluşmamış mı? Şu doktor giderken trafik kazası geçirmiş, kıza geç kalmış. Oğlan gittiğinde zaten bizim kız yokmuş bile. Buluşmadıysa nerede bu kız? Nerede? Allah'ım kızım başına bir şey gel. Su getir bana bir şey getir. Ay kafayı yiyeceğim, ben çıkacağım. Kesin bir şey oldu mu? Sen benim yüreğimi mi indirmek istiyorsun kızım? Ben çok kötüyüm. Ben çok kötüyüm. Kaçma. Ya. Kız sen buluşmaya da gitmemişsin. Gel. Kız kime ne yapıyorsun sen? Gel. Zafiyenden çıkma. Anne buluştum. Buluştum. Ne demek buluştum? Kızım saçmalama sana. Randevuya geldiği zaman çocuk kaza geçirmiş. Geldiği zaman da sen orada yokmuşsun. Ne yaptın? Yok ben gittiğimde oradaydım. Kız. Ay bak. Arabacı yalan mı söyleyecek? Ha? Anne bak yemin ediyorum ben niye yalan söyleyeyim sana ya? Anneciğim Allah aşkına niye yalan söylüyorsun? Kadın niye yalan söylüyorsun? Kedi terli mi? Anne! Atmayacağım! Anne! Atmayacağım! Ayağıma gireceğim! Çaktırma da anlat. Korkunlar! Korkunlar! Nasıl geçti? Geceyi birlikte geçirdiğinize göre. Allah cezanı vermesin. Anne bak, geceyi beraber geçin. Anne, gece. Bak bütün gece beraber geçin. Ama yemin ediyorum hiçbir şey olmadı anne bak. Yemin Allah razı olsun. Ne olmadı? Dur. Bak geberteceğim. Bak kımıza bak, kımıza! Geberdim! Anne! Anne! Anne bak, sen doğrusun ya. Yemin ediyorum hiçbir şey olmadı. Vallahi, vallahi birlikte geçin diyor. Kız parçalayacaksın. Döverdim seni, sen doğradın beni. Bir pabuç. Bak, bak. İyi uyudun mu? Ha? Bak bu terlikleri giyiyorsun çok iyi. Yüksek topuk giymemek gerekiyor. Bir zamanlarda. Ay öyle de hımbır hımbır da koşma. Hadi gel. Gel. Şöyle otur. Aferin. Nergis, kızım çay koysana ablana. Ay anneciğim, ne çayı? Ben ablaşıma kendi ellerimle portakal suyu sıktım. Sen sıktın. Sağ olam. Çünkü bu bilin iyi beslenmesi lazım. İyi bak torunuma. Akıdı gıdı gıdı. Akıdı gıdı.
Hadi. Bak, ver tabağını. Cevizdeyi. Al. Sütünü de iç. Buna bak, meyveyi, sebzeni falan ihmal etme. Bak, bu olay çok önemli ha. Tamam, tamam. Beynirin teyze, kardeşim benim gibi akıllı olsun. Ah, ben seni yerim. Yerim seni ben. Nergis, baktın mı bu adrese? Nerede? Bir an evvel bu işi halledelim. Anlamadım. Neyi hallediyoruz anne? Şey ya, neyi halledeceğiz ya? Gidelim konuşalım işte. Anne yapma ne olur. Ben gider konuşurum ya. Sen kendi başına randevu almayı bile beceremezsin. Sen yapamazsın. Ne olursun anne yapma. Bak. Zaten sana sinirliyim. O Onur denilen çocuğa da çok sinirliyim. Allah'tan torun var tamam mı? O yüzden kurtardınız ikiniz de. Ablacığım yani annem çok haklı. Onun yerinde başka birisi olsa yani. Ben sadece torunumun geleceğini düşünüyorum kızım. Tamam mı? Anneciğim ben mesaj attım şimdi sana adresi. At iyi. Kahvaltıyı biter bitmez gideriz biz. Gideriz hallederiz bu işi. Anne Allah aşkına saçmalama ya. Kızım annen her şeyin en iyisini bilir. Güven. Hadi. Hadi oyalanmayın hadi. Projemizi iki etap şeklinde planladık Onur Bey. İlk etap Şubat sonu gibi. İkinci etap ise Temmuz sonu bitecek. Çok geç. En kötü ihtimalle her iki etapın da Mart sonunda bitmiş olması gerekiyor. Ben size bunu daha önce de söylemiştim. Ama Erol Bey bize maliyetleri düşünmemizi söylemişti. Biz de bütün planlarımızı buna göre yaptık. Öyle mi? Şimdi de buna göre yapılacak öyleyse. Ama Onur Bey bu mümkün değil. Ne demek mümkün değil? Beyler gerekirse çift ekip çalışılacak. Maliyet neredeyse 1,5 katına çıkar. Bu da zarar etmemize sebep olur. Biz insanlara bir söz verdik. Bu her şeyden çok daha önemli. Ben ne diyorsam onu yapın. Ama Erol Bey pek sizin gibi düşünmüyor. Kendisiyle dün yaptığımız toplantıda da... Bu benim hazırladığım bir proje ve nihai kararı ben veririm. En geç Mart sonu her iki etapında bitmesi gerekiyor. Peki Onur Bey. Anlaşıldı mı? Güzel. Yanlış geldi herhalde. Doğru yer mi bu? Burası anne. Anne hadi anne. Boynum düştü. Anne. Ay. Yavrum. Kızım kocanın iş yerine bakar mısın? Anne ne kocası Allah aşkına ya. Hadi kes sesini. Bana bırak. Hadi hadi yürü çıkalım. Anne bak bir şartla içeri girerim. Ben konuşacağım ben halledeceğim. Ay elbette hayatım. Ama belki gerekirse böyle küçük müdahalede bulunabilir ama gerekmeyecek. Hadi. Hadi yürü. Tamam, tamam. Yalnız buralara yakın bir yerde ev tutmak lazım. Ay. Hadi. Anne ya ne evi? Merhabalar. Anne. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Şey, Onur Bey'le görüşmek istiyoruz. Onur Bey? Onur Sarıhan, buranın sahibi. Randevunuz var mıydı? Kim diyelim? Yok. Ay yine randevu. Randevumuz yok ama kendisiyle çok önemli bir konuda görüşmemiz lazım. Randevunuz yoksa görüşemezsiniz hanımefendi. Gel, ben görüşebilirim. Songül Hanım deyin siz ona. Songül Yenilmez. Songül Yenilmez. Kendisi için bir şey ifade etmeyecek ama mutlaka görüşmemiz gereken bir konu var. Evet. Kaçıncı katta kendisi? Aynen. Hanımefendi. Ben? Aynen. Hanımefendi falan yok. Ne olursun yapma bak. Onur Sarıhan. Kusura bakmayın lütfen. Onur Sarıhan'la görüş. Aynen. Ben bu onunla görüşmeden şuradan şuraya gitmiyorum. Anneciğim. Ya. Anne ama. Kusura bakmayın lütfen. Anne. Bağırma bir kere rezil etme beni. Tamam mı? Anne. Hadi. Onur Sarıhan. Lütfen yapma. Hanımefendi lütfen sakin olur musunuz? Ben halledeceğim. Niye halledemezsin? Hadi oradan. Kusura bak. Nerede be? Rezil olacağız. Sus be. Onur Sarıhan. Hanımefendi. Onur Sarıhan'ı görmeden hiç şuradan şuraya gitmem. Nasılsın? Onur Sarıhan. Anne rezil olduk. Ne oluyor burada? Onur Bey. Bu bayanlar sizinle görüşmek istiyorlar. Fakat beni dinlemeden... O meşhur Onur sen misin? Evet benim. Siz kimsiniz hanımefendi? Ben Lale'nin annesi. Lale?
Merhaba. Lale'nin sana söyleyeceği çok önemli bir şey var. Değil mi Lale? Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Buyurun odama geçeyim. En doğru yer. Anne. Lütfen yalnız konuşabilir miyim? Becerebilecek misin? Evet. İnşallah. Tabii tatlım. Evet. Seni dinliyorum. Neymiş bakalım bu kadar önemli konu? Konuşmayacak mısın? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı.